Eyüp Aydın Galatasaray'la anlaşmış. Ön libero bu akşam geliyor. Şey mi? Almanya'da. Emre bir anlat bize hemen Eyüp Aydın'ı. Aykut İnce Galatasaray uzun süredir bu oyuncunun transferi için görüşmelerini sürdürüyordu. Hatta kulübüyle de yaklaşık 2-3 hafta öncesinde anlaşma sağlanmıştı. Oyuncunun son kararını vermesi bekleniyordu. Bugün itibariyle artık iş nihayete erdi. 3 yıllık bir sözleşme imzalanacak Eyüp Aydın'la ve saat 23'te de bu akşam saat 23'te de İstanbul'da olacak. Yarın transferin son günü malum. Yarın Galatasaray sağlık kontrolünden geçirdikten sonra oyuncuyu resmi sözleşme imzalanacak. Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı genç oyunculara bir yenisi eklenmiş oldu. Eyüp Aydın, Gökdeniz Bürbüz, yine Sıra Çanmaz transfer edilip kiralanmıştı. Bayern Münih'in de önemli yeteneklerinden bir tanesi olarak görülüyordu Galatasaray adına. Geleceğe dönük bir yatırım, bir kez daha söyleyelim. Sözleşme imzalanacak oyuncuyla bu akşam saat 23'te İstanbul'da olacak. Yarın da resmi sözleşmeyi imzalayacak Eyüp Aydın. Teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sorunu bir daha tekrar et hocam. Şimdi diyorum ki Ferdi yok. Maça lige giriyorsun. Şampiyon şey işte Avrupa Kupası hiç hocam. Yok. Kadroda yok. Kadroda yok. Şu kadro var, Ferdi yok. Bu sol bekle devam eder misin? Sevgili hocam. Ya boş ver. Tadicim hadi ya. Eder misin etmez misin? Bir dakika ya. Şu andaki mevcuttan hocam konuşuyoruz biz. Şu anda mevcuttan konuşuyorum ben. Mevcut kadroda şu anda Fenerbahçe'nin oyuncusu işini yapıyor mu yapmıyor mu? Yapıyor. Demek ki ona görevi veriyorlar. Onun görevi Ferdi gibi değil. Farklı bir görev üstleniyor. Yani almazsın, onu mu söylüyorsun? Niye? Sol bek almazsın. Alırıp yani almamaz da demedim. Ya ben soru, sana soru soruyorum ya hocam. Hocam sol şu andaki bek, bununla eğer devam mı edersin? Belir ki giderse Ferdi gibi farklı bir işini ararım. Ben de tekrar ben şu andakinden bahsediyorum sana. Şu anda hocam bırak Ferdi. Ben niye diyorum ki Ferdi oynamadığı zaman buraya bir sol bek lazım diyorum. Bak sana soru soruyorum. Ben de tamam alırım diyorum. Tamam o zaman. Zaten bir tane sol bekle gitmezsin, elinde bir tane kalıyor. Var, zaten alacaksın. Oster 11'de şans verir misin? Düz soruyor. Bak bazı maçlar vardır verirsin. Vermezsin diye bir şey yok. Tamam hocam. Bu herkesin aldığın oyuncu illaki ilk 11'de veyahut da yedek değil. Herhalde. Bazı maçlar vardır verirsin. Bazı maçta gidersin o say olmamıştır. Ferdi oynarsın sağda, burada solda yok çünkü. Doğru. Bu senin takımın oyuncusu. Oyun prensibi Ferdi ile mukayese edilmez. Samuel ile mukayese edilmez. Çok farklı bir oyuncu. Ben hocam ben de onu söyleyeyim diyorum ben, ki buraya stoper hocam, o ön libero yerine bir tane sol bek alırım Ferdi olmadığı zaman, bunu kullanmam yani ben orada. Ama şimdi sen kayıp, onların kayıp. Esas bak, esas sorunları orta sahadaki verdikleri, daha hala da orada bir sıkıntı var. Onun için orayı gördüler, orayı kapatmak istiyorlar. Mesela Mahmut abi şöyle sorayım abi. Daha mı önemli yani? Şöyle sorayım. Bence daha önemli. Mahmut abi şöyle sorayım. Şimdi mesela Fenerbahçe Osterwolde ile büyük maçlara çıktı. Galatasaray'da o gün onun karşısında kim olacak? Tete. Değil mi? Zaha. Zaha. Onun karşısında. Hakim oynar. Zaha oynar. Tete de Kerem oynar. Kerem. Onlar çıkacak. Onları karşılayacak. Kadıköy'de de burada da. Beşiktaş'ta Raşitsa karşılayacak onu. Eğer oynarsa Gezal karşılayacak. Değil mi? Veyahut işte Trabzonspor'da. Nereye geleceksin? Osterwolde hem beki yapıp bu adamlarla mücadele edip hem de ileri çıkıp orta yapar mı? Şimdi sen güzel bir soru. Ben de sana bir konuda geçen sezon Galatasaray oynamadı mı Fenerbahçe'ye karşı? O sayı Samuel de vardı. Ferdi de vardı. Yok muydu? Vardı. Yani. Hocam, bir şey fark etmiyor. Hocam orada şimdi, iki tane orta saha vardı. Bak şimdi bir şey fark etmiyor. Akıllı hoca var ya. Olay çok farklı bir şey. Biz şimdi çok farklı boyutlara gitmeye başladık. Bu yanlış anlaşırız. Yanlış. Boşu boşuna hocam bak sorulan sorunun cevabını vermiyorsun. Ben de verdim. Dedim ki geçen sezon farklıydı dedim. Bu sezon hocam, farklı. Konuyu değiştirelim. Değiştiriyor. Hocam ben sana sorduğu sorunun cevabını vermiyorsun. Söyledi işte ne dedi. Neyse. Bunlar oynasaydı mesela ben sana söyleyeyim. Geçen sezon ikinci devre. Beşiktaş Galatasaray maçını bir göz önüne getir. Çok çok bahsettiğimiz iyi sağ bekler, sol bekler var Galatasaray'da. İkinci devreki maçtan bahsediyorum. 3-1'lik maç. Beşiktaş'taki mi? Ya. Galatasaray'ın iki maçını göz önüne al. Vallahi şahsa boy hiç çıkamadı ya. Bak Galatasaray'ın iki maçını göz önüne al. İki Fener maçını, hem Şükrü Saraçoğlu'nda hem Ali Samiyen'de. Bu oyuncular biraz evvel Ferdi Merdi yok muydu orada? Ya hocam bak bu başka, sana soru başka. Ben de söyledim sen işte o soruyu. Sen şimdi Gezal'ın karşısında bu oyunu ip hem gole gidecek hem de Allah. Beklediğin yanında adamı mı tutar? Ya işte bak bir şey hücuma çıkmaz mı yani? Tamam hocam sen haklısın hadi. Ben keseyim de konuyu başka bak yani, daha Beşiktaş konuşulacak edilecek. Geçelim oraları. Evet. Osterwold bizi bitirdi ya. Ama o da yolcu hocam, merak etme sen. Gittiği zaman görüşürüz. Öbürleri gibi o da gider.
İnşallah oynar, beni bir mahcup eder ya. Bak inşallah. Oynamak farklı. Şu andaki konumdan bahsediyorum ben. Hocam daha hala oynamaktan bahsediyorum. Hocam o Ferdi olursa, Ferdi olursa oynama şansı solda %1. Hocam ben de diyorum ki Ferdi'nin olmadığı zaman diyorum ki bu adamı bir yere adam alsın. Hoca kalkıp da onu stoper de oynatır. Olabilir, stoper de oynar. Bak oynatır. Oynattı da. Hocam oynadı, stoper oynar. Oynatabilir. Ben de diyorum ki sana sol bek olmaz ama hocam. Bu konuda tabii Mahmut abiye çok destek veren var. Hocaya çok ya destek boşver, veren var. Destek vermek önemli Hayır. değil. Önemli değil oğlum, biz kamuya hizmet ediyoruz hocam. İzleyiciler bizi izliyor. Mahmut Hoca haklıdır diyorlar. Güvenç abi evet, Osterwold'e bir kere bile çıkıp doğru dürüst böyle şöyle güzel bir orta yapıp gol mü attırmış diyorlar mesela. Attırdı. Gol attı ve attırdı. Ne oldu? Nerede attı? Ya vallahi. Oldu, attı ve attırdı tabii. Doğru. Bir attıralım. Söylesinler. Yani şimdi biz takıldık koskocaman Fenerbahçe'de. Birisi diyor ki bir tek orası kaldı. Birisi diyor ki iyi köşe vuruşu kullanan bir bek olamaz diyor mesela, biri de öyle diyor mesela. Osterwold iyi bir köşe. Bekler yani zaten çok fazla sıkı kullanmıyor. Kullanmıyor yani. Ferdi de kullanmıyor. Bak mesela Ferdi'nin en büyük avantajı ne biliyor musun? Ferdi çok variabil bir oyuncuydu. Ferdi diyelim ki tabir, hani bize böyle tabir kullanırız ya, 8-10 falan deriz. Orada başlayan, ondan sonra bak ben hep burada yayınlarda söyledim ve hep de söyleyeceğim, hep de anacağım onu. Giden hoca vardı. Victor Pereira. Hem Samuel'i hem de Ferdi'yi bek olarak hazırladı evet, ve çıkarttı. Bak Allah var şimdi adamı. Evet, yaptığı tek olan olumlu hareket o. Bir adamın de kim bir aldı? Sürü olumlu hareketi var. Getirdiği oyuncular var. Evet. Oyuncuların hepsi tuttu. Allah hemen Allah, hemen hepsi tuttu. Öyle. Bir tek bir yerde şampiyon olamadı. Brezilya olmadı. Çalıştı, bütün her yerde şampiyonluk yaşadı. Çin'de oldu hocam. Yok, Türkiye'de olamaz. Brezilya'da olmadı, bir de Türkiye'de olmadı. Ama şimdi gelelim konumuza. Koskocaman Fenerbahçe, biz buradan bakalım. Ben oyun tarzını bu şekilde gördüm. Benim bu kendi görüşüm. Çünkü onun oynama prensipleri farklı, Ferdi'nin farklı, Samuel'in farklı. Sabaha kadar konuşsak hiç çıkamazsın. Mahmut abiyle Osterwold'le konuşsak görüşü belli. Zaten Mahmut Alpaslan kendi görüşünü hocaya dikte etmiyor. Hoca da Mahmut abiye bizim görüşünü biz dikte etmiyor. Söylüyoruz. Görüşlerimizi biz paylaşacağız. Biz diyoruz. Bir mesela ben şahsi kendi fikrim şu. Ben Osterwold'le alıp da buralara çıkarmadım. Şu anda Fenerbahçe'nin Ferdi'den sonra oynayacak tek oyuncusu. Osterwold'u amil takımda oynatır mısın? Misal diye bir soru gelmiş. Şu anda oynamaz. Ama senin amilli takımda da solda oyuncun yok. Sonra Ferdi'yi oynatıyorsun orada. Hocam peki düğünlerde oynatır mısın? Abi o Zeybek'i biliyorsa oynatırım. Zeybek önemli. Tamam, Zeybek. Zeybek'i bilmiyorsa oynatma. Şimdi reklama çıkacağım. Hocam, bir dakikam var. Hocam bir dakika hemen bir şey. Bir dakikam var. Zeybek'le ilgili. Bir dakikam var. Karadeniz'de gidiyor Aydın'a. Aydın'daki arkadaş diyor ki burası incir tarlası. Allah öyle. Oo diyor falan. Burası üzüm tarlası. Nasıl? Müthiş. Burası nasıl? Tarlası falan. Allah'ım yarabbim. En sonunda da orada geliyor. Bu bir hükümet konağı işte, eski tarihi falan. Bravo. O sırada Zeybek oynuyorlarmış hani böyle. Aydın demiş ki nasıl demiş bizimkiler. Bizim Karadeniz'de demiş ki uy demiş. Bu kadar düşündükten sonra ben de oynarım bu oyunu.